Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Selamünaleyküm. Adım Murat. Ben de sizlere yaşadığımız, başımızdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Yaşım şu anda 20. Bundan 2 sene kadar önceydi. İstanbul'da bir restoranın mutfağında çalışıyordum. Hizmet sektöründe olduğumdan bazen geç saatlerde eve giderdim. Evdekiler de çoktan uyumuş olurdu. Benden küçük iki kız kardeşim var. Birinin adı Buse, diğerinin adı Hümeyra. Buse de Hümeyra da sevecen, cana yakın ve hareketlidir. Çalışmadan önce onlarla çok fazla vakit geçirdim ama şimdilerde pek görüşemiyoruz. Hatta neredeyse hiç görmüyorum. O geceyi hiç unutmam. İş yerinden saat 11 gibi yorgun argın geldim. Eve geldiğimde bizimkiler odalarına çekilmiş, uyku moduna geçmişlerdi. Ben de duşa girip odama geçtim. Tam yatmaya hazırlanacağım evin içinde Buse'nin çığlığı yankılandı. Yataktan bir ışınla sıçrayıp odasına daldım. Annemler de arkamdan girmişti. Buse yerde gözlerini tavana dikmişti. Ona yaklaşırken bileğini kestiğini gördüm. Sol elinde bir jilet vardı. Bileğini jiletle kesmişti sanırım. Hemen kesilen yere baskı yapıp hastaneye götürdük. Polis falan derken ertesi gün taburcu oldu. Şükür ki zamanda yetişebilmiştik. Polislere bir anlık sinir krizi geçirdiğini ve bilincini yitirip yaptığını söyledi. Onlara bu kelimeler ettikten sonra bize bir şey anlatmadı. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Annemler birkaç hocaya götürdü ama maalesef onlarda çözüm olmamıştı. Paramızı alıp muska verip yolladılar. Buse hiçbir şekilde düzelmiyordu. Kardeşim bu hali bizi mental olarak etkilese de gündelik yaşantıma, iş yerime bunu yansıtmamaya çalışıyordum. Hafta içi bir gün antreye çıkmıştım. Moralim de bozuktu. Ne yapacağımı bilmeden dolanırken parkta ara ara selamlaştığım, camide gördüğüm bir hocayı gördüm. Selam verip yanına oturdum. Gündelik şeylerden konuşurken, "Hayırdır oğlum, senin canın bayağı sıkkın gibi. Neyin var? Anlat," dedi. Biraz iç çektikten sonra olayları anlattım. "Ben anlatır anlatmaz, hadi size gidelim. Kardeşini görelim. Bir de ben bakayım," dedi. Evi arayıp misafirimizin geleceğini söyledim. Hocayla beraber eve gittik ama evin kapısından gireceği vakit durdu. İçeriye adımını atmıyordu. Hepimiz şaşkın şekilde hocaya bakarken, "Hayırdır hocam, neden girmiyorsunuz?" dedim. Gözlerini içeri dikmiş şekilde, "Bu evde çok büyük musallat var," diyerek arkasını dönüp gitti. Ben de peşinden geri çıktım. Hocanın yanına varıp, "Hocam, kurban olayım, bir şey söyleyin. Ne oldu? Ne var evde? Ne gördünüz?" dedim. "Evladım, sizin evde büyü var. Benim bunu çözecek kadar ilmim yok ama bir dostum var. Şimdi onun yanına gidiyorum. Durumu iletip onu alıp geleceğim," dedim. "Hocam, isterseniz ben götüreyim. Araba var," dedim. "İyi olur. Gideceğimiz yer biraz uzak," dedi. Zeytinburnu'na gittik. O ara iş yerini arayıp ailevi sıkıntım olduğunu gelmeyeceğimi söyledim. Sağ olsunlar anlayışla karşılamışlardı. Bu arada hocamın adı Nezir. Unutmadan belirteyim. Nezir hocamla beraber Zeytinburnu'na vardık ama hoca evde yoktu. Maalesef başka bir vakaya gitmiş. Biz de mecburen eliboş şekilde geri döndük. Nezir hocayı evine bırakıp eve geldim. Eve girdiğimde annem bana, "Kardeşini Fatih Camisi'ne götür. Oradaki hoca bir baksın," dedi. "Peki," diyerek Buse'yi alıp evden çıktım. Buse iyiydi, hoştu ama hiç tepki vermiyordu. Buse ile yürürken tam köşe başına varmıştık ki kucağında bebek olan bir kadın gördük. Bebek sürekli ağlıyordu. Buse ile göz göze geldikleri an bebeğin ağlaması kesildi. Buse'ye baktım. Bebeğe donuk şekilde bakıyordu. "Abim, iyi misin? Yürü gidelim. Bak bebek de gülüyor," diyerek bebeği işaret ettiğimde orada ne kadın vardı ne de bir bebek. Bir anda kaybolmuşlardı. Hemen dua okumaya başladım. Çok korkuyordum ama ne yapacağımı da bilmiyordum. Ben okuyunca Buse bir anda sus diyerek bağırdı. Ona baktığım anda parmağını ağzıma götürüp sus işareti yaptıktan sonra parmağıyla bir yeri işaret etti. Ardından "Görüyor musun bak, çatılardan bizi izliyor. Görüyor musun?" dedi. Gösterdiği yere başımı çevirip baktım ama bir şey göremedim. Buse'ye, "Kim bizi izliyor? Bizden ne istiyorlar? Çok istiyorlarsa gelsin beni alsınlar," dedim.
gülerek, zamanı var. Sen geceleri benim odama neden geliyorsun? Gözlerin kıpkırmızı olmuş şekilde geliyor. Elindeki şarabı içiyorsun. Beni çok korkutuyorsun abi dedi. O an anlamıştım. Benim suretime bürünüp kardeşime görünüyorlardı. Uzun zamandır ilk defa onunla konuşuyordum. Ona hemen, sana kimler zarar veriyor? Neden sana musallat oldular? Neden bize musallat olmadılar dedim. Abi, siz onlardan korkmuyorsunuz. Bilgilisiniz. Ben ise zayıfım. Onlarla dalga geçip küfürler ettim. Benimle oyunlar oynuyor. Aklımı çelmeye çalışıyorlar ve bunu da başarıyorlar abi dedi. O an bu konuları konuşurken Urfa'daki arkadaşım aklıma geldi. Nasıl daha önce gelmemişti aklıma bilmiyorum. Onların muhakkak bildikleri bir şey olurdu. Cin konularında hepimizden daha bilgililerdi. Arkadaşımı arayıp durumdan bahsettim. Bana hemen gelmemi söyledi. Ben de ertesi gün kardeşimle beraber hemen Urfa'ya, memlekete doğru yola çıktım. Kız kardeşim memlekete ayak basar basmaz boynu kıracak şekilde başını sola çevirip "Götürün beni, buradan götürün" diye bağırmaya başladı. Eski dostum, hemşerim Ahmet'le beraber kardeşimi sakinleştirip köyümüzdeki türbeye götürdük. Bu türbede boş bir mezar var. Abdest alıp iki rekat namaz kılarak niyet ediyorsun. Namaz bitiminde boş mezarın içinde 2-3 saat kadar yatıyorsun. Rüyana bir adam gelip sana her şeyi anlatıyor. Kardeşimi türbeye sokup uğraşa uğraşa bu dediklerimi yaptırdık. Boş mezarda uykuya dalarken biz de Ahmet'le beraber dışarıda ne olacak diye bekliyorduk. Stresten sigara üstüne sigara yakıyordum. Sigaram bittiğinde yenisini yakmak için cebimden paketimi çıkarıp Ahmet'e uzattım. Ama Ahmet yanımda yoktu. "Ahmet, neredesin?" diye seslendim ama gene cevap yok. "Lan Ahmo, nereye kayboldun?" diyerek etrafa bakarken aklıma Buse geldi. Hemen koşup ona baktım. Buse boş mezarın içinde uyuyor, boncuk boncuk terliyordu. Uyandırmaya çalışırken kenardan bir akrep çıkageldi. Resmen Buse'yi sokmak için direkt üstüne geliyordu. Kenarda duran süpürgeyle dışarıya attım. Tekrardan gelip Buse'yi uyandırmak için elimi ona yaklaştırdım da bir yılan elimi ısırdı. Filmlerde gördüğüm gibi hemen orayı emip tükürdüm ama sanırım işe yaramamış olacak ki bir süre sonra midem bulanmaya, başım dönmeye başladı. Ben bunları yaşarken Buse uyanmış, öylece bana bakıyordu. Birkaç dakika geçmemişti ki kolumdan tutup panikle "Abi, burası yıkılacak, hemen buradan çıkmamız lazım" dedi. O an ona inanmamıştım. "Ne saçmalıyorsun, ne yıkılması" derken "Abi, sen beni dinle, hadi çıkalım buradan" diyerek çekiştire çekiştire oradan çıkardı. Kapıdan çıktığımız an yapı yıkıldı. O şaşkınlıkla oraya bakarken "Abi, hoca var, onun yanına gitmemiz lazım, ancak o yardım edebilir" dedi. Arabaya binip yola çıktık. Buse sanki daha önce gelmiş gibi yolu tarif ediyordu. Sonunda bir yerleşim yerine vardık. Buse buradan diyerek bir evin önüne geldi. Tam kapıyı çalacaktık ki kapı kendiliğinden açıldı. 60'larında nur yüzlü bir adam kapıyı açıp "Gelin gençler, gelin" diyerek bizi içeri buyur etti. Besmele çekerek içeri girdim. Selamlaşıp hasbihal ettikten sonra durumumuzu anlattık. Bizi iyice dinledikten sonra kitaplıktan büyük bir kitabı eline alıp açtı. Ortaya tuzdan bir çember çizerek Buse ile benim içine girmemi istedi. Sorgusuzca dediğini yapıyorduk. "Gençler, şimdi gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi açmayın. Yerinizden kalkmayın. İşimiz zorlaşmasın" dedi. Biz de onaylar bir şekilde başımızı salladık. Hoca parmaklarımızı kesip kanlarımızı taslara akıttı. Tasın üzerine bir şeyler söyledikten sonra karışım halinde olan suyu tasa döktü. O tastan çok kötü bir koku geliyordu. Bize "Gözlerinizi kapatın" dedi. Biz de hemen kapattık. Hoca hızlı hızlı bir şeyler mırıldanmaya başladı. Ayağımın altındaki halının çekiştirildiğini hissedebiliyordum. Kardeşimin korkudan titremesi beni de haddinden fazla tedirgin ediyordu. Hoca okumasını daha da hızlandırırken odanın içine katlanılmayacak kadar yüksek bir uğultu girdi. Kulaklarım sesin baskısından dolayı patlayacaktı resmen. Hemen elimi kulaklarıma götürdüm. Bir an önce bitsin diye dua okurken aniden hocanın mırıldanması kesildi. Yüksek sesle "Ya Rabbi, tövbe" diye bağırdı. Birkaç dakika kadar tövbe çektikten sonra "Gözlerinizi açabilirsiniz" dedi. Hocaya "Hayırdır hocam, ne yaptınız? Çözebildiniz mi?" diye sordum. Hocanın yüzü kireç gibi olmuştu. Derin derin nefes alırken "Oğlum,
Kızımıza Cühenna kabilesi musallat olmuş. Ama sebebini öğrenemedim dedi. Nasıl yani? Ne yapacağız hocam? Ne olacak derken, inşallah yarın bu düğümü çözeceğiz. Burada kalın. Yarın ola, hayrola dedi. Bize yatacağımız bir oda gösterdi. Yorgun olduğumdan hemen sıp uyumuştum. Sabah olduğunda hocayla beraber güzel bir kahvaltımızı yapıp ne yapacağımızı sordum. Birazdan araştırmalara başlayacağım. Kitaplardan muhakkak bir şey çıkar dedi. Biz çaresizce bir köşede beklerken hoca da aramaya devam ediyordu. Saatler sonra tamamdır buldum diyerek bağırdı. Bize dönüp bu gece bir anlaşma yapacağız. Her şey çözülecek inşallah dedi. Hoca gerekli şeyleri hazırlarken sıkılmış, bunalmıştım. Buse'ye gel hadi hava alalım dedim. Hoca bize gençler gezin dolanın ama sakın birinin peşinden gitmeyin. Peşinden giderseniz geri dönemeyebilirsiniz. Gittiğiniz yoldan geri gelin dedi. Tamam hocam zaten buralardayız uzaklaşmayız dedim. Buse ile dışarı çıkınca bir sigara yaktım. Saatlerde içmiyordum ayıp olmasın diye ama artık dayanacak takatim de kalmamıştı. Buse ile dolanırken Buse bir anda yanından ayrılıp hızla ağaçların olduğu yere daldı. Buse, dur, nereye derken gözden kayboldu. Çok fazla ağaç olmamasına rağmen bir anda gözden kaybolmuştu. Buse, Buse diye bağırarak etrafa bakarken üzerime kanlı kanlı hayvan leşleri atılmaya başladı. İğrenerek onları üzerinden atarken bu sefer de hayvan pislikleri atılmaya başladı. Her yerim pislik içinde kalmıştı. Oradan uzaklaşmaya çalışırken Buse'nin sesini duydum. Yönümü sesin geldiği yöne çevirdiğinde ses ağaçların arasında harabe bir evden geliyordu. Kapıyı tekmeleyip içeri girdim. Buse, ne yapıyorsun burada? Yürü gidelim dediğim an fark etmiştim ki Buse kendi etini kesiyor. Sonra da onları yiyordu. Buse, abim ne yapıyorsun diyerek gözlerine baktım. Gözleri de yerinde yoktu. La ilahe illallah. Ya Rabbim sen bana yardımcı ol derken Buse senin etini de böyle yiyeceğim diyerek gülmeye başladı. Buse kendine gel derken üzerime atıldı. Yüzümü çizip parmaklarımı ısırmaya başladı. Resmen parmaklarımın kopması çok yakındı. O esnada uzaktan da olsa dua eden birinin sesini duymaya başladım. Birkaç saniye sonra hoca bağıra bağıra kulübeye girip duaları okumaya devam etti. Buse çığlık atarak üzerimden çekildi. O andan sonrası bende yok. Gözlerimi açtığımda hocanın evindeydim. Başımda Buse vardı. Onu görünce korkuyla kalkıp sağa sola bakmaya başladım. Senin burada ne işin var? Hoca nerede? Ne yaptın adama derken abi ben bir yere gitmedim. Sen dışarı çıkar çıkmaz koşmaya başladın. Ağaçların arasına girdin. Arkandan birkaç defa seslendim ama duymadın sanırım. Ben de hemen hocaya söyledim. Hocanın yanında bir şey belirir gibi oldu. Böyle ince duman gibi. Sonra hoca ona bakarak nerede dedi. Birkaç saniye sonra kalk gidiyoruz dedi. Senin bulunduğun noktaya gelirken önümüzü hayvanlar kesti. O gölgelerden çokça gördük ama hocanın yardımcıları sayesinde sana yetişebildik. Arabaya girdiğimizde yarı baygın şekilde yerde kıvranıyor. Yardım edin diye bağırıyordun. Hoca içerideyken bedenlerini göremediğim birkaç varlık odanın içine süzülüyorlardı. Resmen ateşsiz duman gibilerdi. Hoca dualar okuyarak etrafımıza bir tur attı. Bana gözlerini kapat. Abinle gözlerini kapat. Uyanırsa bir anda açmasın dedi. Dediğini yapıp senin de benim de gözlerimi kapattım. Hocanın mırıldanmalarını duyabiliyordum. Bir anda sesi yükselmeye başladı. Bu farklı bir dildi. Meraklanıp gözlerimi açmak istiyordum ama buna karşı koyuyordum. Bir süre sonra hocanın sesi kesildi. Biraz daha bekledim. Ardından kızım gözlerini açabilirsin dedi. Gözlerimi yavaşça araladım. Hoca bir kenara oturmuş. Perişan şekilde duvara bakıyordu. Ne oldu hocam derken hoca toparlanıp hadi gidelim eve gidince konuşuruz dedi. Seni kollarına girerek eve getirdik dedi. Kardeşim bunları anlatırken hoca içeri girdi. Hocam kurtulduk mu gerçekten dedim. Gülerek kurtuldunuz ama önce yapmanız gereken bir şey var. 4 koç alıp ayrı ayrı 4 dağa salacaksınız. Koçlara vereceğim sular içirdikten sonra vereceğim şeyleri okuyarak onları salacaksınız. Size hem büyü yapılmış hem de siz onlara zarar vermişsiniz. Bu yüzden kardeşim bu kadar etkilendi. Büyü o kadar etkili değil ama zarar da verdiğiniz için
Musallat'ın gücü artmış. Şükür ki sizi kurtardım. İstediklerini verirseniz tamamen kurtulmuş olacaksınız dedi. Annemlerden para isteyip koçları aldık. Sular içirip verdiği şeyi okuyarak 4 koçu 4 ayrı dağa saldık. Hocanın evine geri dönüp helalleştikten sonra İstanbul'a döndük. Şükür ki kardeşim o günden sonra toparlandı. Hiçbir şey kalmadı. Eski, neşeli, cıvıl cıvıl hayatına geri döndü. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.